Bir hafta içerisinde fiyatlar %30-40 bandında artmış görünüyor. 600'den başlıyor, 850'ye kadar çıkıyor. Geçen hafta, bir hafta önce geldim ben, 400 lira. Yani illaki zorluyor. Yani bir hafta içerisinde %50'nin üzerinde zam gelmesi çok abes bir şey. Yakıt fiyatlarına bakıyorsunuz, öyle bir zam yok. Niye böyle oldu? Demek ki 9 günlük bayram mesain olmayışından dolayı fırsatçılık bence. Başka da bir şey değil. Tamam, ülke ekonomisi kötü, onu biliyor hepimiz de, ama böyle bir şeyin de yapması yanlış. Evet, üniversite öncesi. Peki bayram için mi? Evet, bayramda aile ziyareti için diyorum. Bilet fiyatları çok arttı bu zamanda ve şu anda bayram olduğu için de ekstra bir zam var. O yüzden kolay bir şekilde alamıyorum bilet. 800 lira. Gidiş sadece. Evet. Firma yetkilisiyim. Şimdi şu an %35 bir bilet bazında fiyat artışı oldu. Ulaştırma Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu tarife üzerinden. Seçim arefesi ay 28 itibariyle 31 Mart seçimini de dahil ettik. Ramazan bayramı ayın 9'una kadar birleştirdik. Şu an aşırı bir talep var. Bugün itibariyle de daha yoğun olacak. Ayın 9'una kadar. Eksefer Türkiye'nin 3 büyük firmasından bir tanesi. Türkiye geneline şu an 500'e yakın bir dönüşle dahil ek servisimiz var. Ana servisleri dışında. Doluluk oranı Güneydoğu ve Doğu'ya talep yoğun. Araçta kaptanım, aracın kaptanıyım. Ya yolcular geliyor şimdi, 2 hafta öncesi fiyatla şimdiki fiyatları kıyaslıyorlar. Fiyatlarda %100'lük bir artış söz konusu. Bunun için bayağı bir şey oluyor yani. Yolculardan bize talep oluyor. Ama buna da bizim yapacağımız bir şey yok. Firmanın kendi belirlediği bir şey. Firmada yapacağı bir şey yok. Günümüzdeki fiyatlardan dolayı mazot fiyatı olsun, diğer fiyatlar olsun. Yani onların da yapacağı bir şey yok. Adana'ya gidiyorum. Bilet fiyatları, ben normalde 2 ayda bir gidiyorum Adana'ya. 200 lira kadar arttı, değişti fiyatı 200 lira. Tam ben biletimi de 15 gün önce aldım. Buna rağmen 200 lira farklı aldım. Şimdi ben sorduğumda da 30 lira daha artmış. Şimdi normalde ben 400 liraya giderken şimdi 600 liraya gidiyorum. Her gidişimde bir farklı bir fiyat oluyor. Dolayısıyla o da bana zarar oluyor. Ekonomime zarar veriyor tabii. Firma yetkilisiyim. Seçimde bayağı çoğunluk vardı ama şu andaki çoğunluk yok. Normalde arabalarımız yeni yeni dolmaya başladı. Yani ilavemiz yok şu anda. Ek seferimiz şu anda yok. Yani ya düşündük olur diye ama normal arabalarımız dolmadı ki ek sefer koyalım. Neden? Ramazan olduğu için, millet oruçlu olduğu için çoğu gidemiyor. Bir de para durumu da var. Hani adam söylüyor, buradan bir yolcu 1 milyar 200 lira falan, yolcu gidemiyor. Yani yolcu da haklı, bir yerden gidemiyor yani. Ondan da biraz şey var, çekimi var diye ondan gidemiyor. Bursa'ya gideceğim ailemin yanına. İnanılmaz bir şekilde artmış, %100 oranında. 200 liraya aldım bileti, 450 liraya aldım. Hem gidiş hem dönüş ve çok zor buldum. Yok, gidiş sadece 450, toplam 1000 liraya geldi.